Tesla'yı biliyorsunuz arkadaşlar Amerikan firması geldi burada Berlin'in dibinde. Gülüne Haydi diye bir yerde e, fabrika açtı. Gülüne Haydi de tam ismi gibi böyle yemyeşil bir yer. Hele yazın böyle yanından arabayla falan geçerseniz şey oluyorsunuz. Aa, keşke gelsem buralarda yaşasam falan. Böyle gerçi fikirler aklıma gelip gidiyor da ben oralarda yapamam. Onu da biliyorum o başka. Neyse şimdi bu fabrikanın inşaatına kadar hiç ses mes falan çıkmadı kimseden tam fabrika açılacak o zaman oranın yerleri köylerde yaşayanlar dediler ki işte bizim burada suyumuz kirleniyor içme suyunun kirlenecek doğaya tabiata zarar veriyor İşte ormanda şöyle şöyle akıntılar oluyordu bu dereler bu kadar kesildi mesildi falan filan bir şekilde çok gündeme geldi bunlar Ondan sonrasında da ne olduysa bir şekilde ana medyada artık haberleri duymadık hani fabrika çalışıyor. Şimdi bugün e, Tesla'nın e, zıt pıt rapor olan kendi çalışanlarına habersiz, onlar kendileri ev ziyareti olarak adlandırmışlar. <laughs> ev kontrolü yapıyorlar aslında bayağı baskın yapıyorlarmış yani. Bununla ilgili bir haberi vardı Alman çalışma kültürüyle Amerikan çalışma kültürü arasında sendikalar falan nasıl bir fark var? Birazcık sizle belki bunun arasındaki farkı görmüş olacağız. Doğru yanlış yok. Sonuçta ben Amerika'da yaşamadım. Oradaki çalışma kültürünü bilmiyorum. Görmüş arkadaşlar da varsa gelsinler buraya yazsınlar. Almanya'daki çalışma kültürünü ve özellikle zıt rapor alıp işe gelmeyenleri. Yani bu tecrübesi olanlar varsa onlar da lütfen yorumlara yazsınlar bakalım hep beraber herkesin tecrübelerinden öğrenelim. Şimdi arkadaşlar birincisi bu firma ne Tesla başındaki adam Elon Musk zaten normal bir adam değil. Bunun böyle uzaya fırlattığı biliyorsunuz bir firması daha var neydi ismi ya şu an unuttum. Neyse hatta bir dönem burada Avrupalı, Amerikalı başbakanlar falan elmasla Musk'la geçtiler biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşı var ya. Buna dediler ki internete ihtiyacı olacak ordunun, Ukrayna ordusunun kesin sağlayabilirsin, internet sağlayabilirsin değil mi diye. Buna dedik yani oradaki uyduları açacağım işte askeri şeylere internet sunacağım problem değil gibisinden hani adamın böyle çok değişik bir pozisyonu var biliyorsunuz elektrikli araçlarda da zamanda bütün dünyanın en koca şirketlerine falan kafa tuttu ben ne yapacağım edeceğim işte petrollü araçlar yerine yani yakıtları yakan araçlar yerine elektrikli ben buraya monte edeceğim dedi şimdi bunu kafamızda bilmemiz önemli niye bir sonraki süreç için anlatacaklarımı anlayabilmek için <laughs> Zamanında bunun bu e, uyduları fırlattığı işte öbür ikinci firmasında çalışan mühendislerden bir tanesi zamanında gazeteye bir demeç vermişti. Ben kendim okumuştum hatırlıyorum. Dedik ya dedi bu Elon Musk öyle bir çalıştırıyor ki bizi. İnanılmaz bir çalışma etiği var. Hem etiği var hem de çok obsesif bir adam. Proje bitene kadar ne işte biz ailelerimize telefon açabildik, onları arayabildik, ne onlara ulaşabildik. Bizi resmen proje bitene kadar, o zaman da o projeyi bir adada gerçekleştiriyorlarmış. Resmen bize adada hapishane hayatı yaşattı bu Elon Musk diye çalışan yüksek mühendislerden bir tanesi böyle şikayet etti. Çok dedi uzun saatler çalıştırıyor, iş bitene kadar dedi hiç hani nefes aldırmıyor. Bu bu açıklamayı yaptı. Ondan sonra dediler ki aradan biraz süre geçince işte Elon Musk'a karşı bir sürü hani büyük firmalar var. Bunun adına hani elektrikli araçların o sektörü de kötülemek istedikleri için bu tarz haberler çıkartıyorlar. Sonuçta adamı hani ne kadar yıpratabilirlerse yıpratmaya çalışıyorlar gibisinden. Dolayısıyla bunları aklımızda tutmamız lazım. Şimdi yine bu dedi bahsettiğimiz adamız Elon Musk fabrikasında şunu fark ediyorlar geçen sene 200'e yakın kişi <laughs> Rapor alıp hiç işe gelmemiş Yaz aylarında da 15-20'ye yakın Çalışan fabrikalarda Almanya'da fabrikalarda çalışanlar Zıt pıt 6 haftalık aralıklarla e, Rapor almışlar Şimdi bu firmada bunu fark ediyor Diyor ki olan bu kadar kişi zıt pıt düzenli rapor alıyor. Ama işten kaytarıyorlar mı yoksa zıt pıt hastalık mı oluşuyor fabrikada, fabrikanın içinde. Ve işte fabrika e, şey kararı alıyor. Yani biz gideceğiz bunları ziyareti adı altında pat baskın yapacağız. Yani evlere ziyaret yapıyorlar çalışanların. Abi gidiyorlar. Hastayım diyen çalışanların bir kısmı evde yok. Evlerinde yok yani. Adamlar raporu almışlar, bir yerlere gitmişler. Bir kısmı daha çok agresif tut tutum takınıyor. Niye ben rapor aldım hastayım dedim, niye gelip beni buralarda böyle kontrol ediyorsunuz gibisinden. Bundan sonra çalışan işçiler de tabii ki bir şekilde sendikaya ee, haber veriyorlar sendikada teste diyor ki kardeşim diyor zıt pıt sende hani çalışanların zaten hastalık oranı artıyor bu tutumu yaparsan e, pozitif değil daha negatif bir şey alırsın ve diyorlar yaptığında diyorlar senin absürt bir şey Alman sendikası Amerikan firmasına böyle bir açıklama yapıyor. Bu Amerikan firması Tesla'da diyor ki biz diyor bir istatistik çıkarttık. Yapılan alınan raporlar pazartesi günü değil, salı değil, çarşamba değil, <laughs> perşembe değil, en çok cuma günü. Ve diyorlar gece vardiyalarında. Şimdi <laughs> cuma günü de arkadaşlar geldi biliyorsunuz. İnsanların Almanya'da en çok <laughs> konser festival eğlence yeme içmeye çıktığı falan akşam yani cumartesi değil asıl cumadan başlayan en büyük organizasyonlar genelde cumada, cuma günü yapılıyor Tabii ki Tesla çalışanlarına tanımıyoruz böyle bir şey itham edilemez bu Tesla'nın verdiği rapor e, sendikaya bunu veriyor e, Tesla ve ondan sonra da şey diyor bizce diyor bu Çalışanlar bu şekilde sosyal e, sistemin, yani onlara verilen hakkı suistimal ediyorlar diyor. En sonunda böyle bir açıklama yaparak olayı kapatmış, bitirmiş. Şimdi sonuçta Elon Musk'ın biz nasıl bir adam olduğunu zaten kurduğu firmalardan biliyoruz. Ben ne bileyim çok böyle rahat rahat çalışıldığını, rahat rahat rapor almayı, alınabileceğini zaten tahmin etmiyorum. Amerika'da işten çıkarmaların çok daha kolay olduğunu da biliyorum. Ha ama Amerika'da orada işte çalışan arkadaşların da genel olarak söylediği şu hani Amerika'da daha çok çalışıyorsan daha çok para kazanabiliyorsun. Vergiler buradaki gibi değil. İkincisi belli bir seviye atlıyorsan çalıştığın bir firmadan e, maaş sınırlaması yok. Yani firma seni iyi buluyorsa basamak katlayabiliyorsan alacağım para e, sınırsız bir şekilde yükselebiliyor. Şimdi mesela orada çalışıp buraya gelen arkadaşlarım bana genelde hep şunu söylediler: Burada ne kadar mertebe olarak yükselsen de, atlasan da alacağım para belli. E, o mertebeleri kaç sene içinde az çok atlayıp atlayamayacağım belli. Dolayısıyla diyorlar burada. Her ne kadar çok büyük firmalarda da çalışsan Tesla en büyük firmalardan bir tanesi. Hatta bir ara hisse senetlerinde de Magic 7 diyorlardı. Yani dünyadaki en çok getirisi olan ve işte en değerli 7 şirketten bir tanesiydi. Sonra patır patır onlar da sıralama düştü ama. Dolayısıyla burada işte insan istediği parayı Kazanamadığı için ve terfi etse de ona çok bir getirisi olmadığı için insanların çalışma hevesi burada daha çok kırılıyor diyorlar. Niye diyorum diyorlar. Çünkü ben Amerika'da çalışmadım. Oradaki sendika işçilerini falan da sonuçta bilmiyorum. Ama burada bu hafta böyle bir haber çıktı. Yavaştan böyle genel medyada da bugün benzerlerini gördüm. Bu arada hastayım. Geçen videoda birisi direkt videodan hasta mısın çok hep modun enerjinin düşük diye yazmış. Gerçekten doğru hissetmiş. Vallahi arkadaşlar bayağı bir grip dalgası var. Takır takır geliyor. Saç sakam da karıştı çok iç de hoşuma gitmiyor keseceğim. Bu arada e, söyleyince genelde yerine git, hani insanlar hatırlıyor. Dışarıdan e, geliyorsanız kanala ilk defa videoyu ya abone, kanala abone olmayı, videoyu e, beğenmeyi unutmayın. Beğenilerimiz de çok az Algoritmada daha yardımcı olması gerekiyor. Çok ilginç bir konu daha okudum. Yine ekonomi ve hani yine biraz Amerika, Almanya arasında nasıl söyleyelim? Oradaki sektörler, oradaki sektörlerdeki etkinin ileride burada nasıl olabileceği ile ilgili bir araştırma vardı. sağlıkla ilgili geliştirilen bir bir ürünün diyeyim. Hadi böyle spoiler vermiş olayım. Amerika'da sektörleri nasıl etkilediği Almanya geldiğinde sektörleri nasıl etkileyeceği ile ilgili değişik bir haber var. Onunla da ilgili var bir makale okudum onu da paylaşmak istiyorum. Neyse ee, dediğim gibi beğenirseniz abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.